Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sümme ve sümme elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlarım, değerli müminler, dünya ve ahiret imtihanını birlikte taşıdığımız kıymetli dostlarımız. Malum haliniz, içinde bulunduğumuz durum, bizi bir kez daha kendimizi hesaba çekmemizi, şimdiye kadar neler yaptık, bugün neler yapmalıyız ve yarına nasıl çıkmalıyızın hesabını yapmamızı gerektiriyor. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Allah bizleri yaratırken o kadar güzel yaratmış ki bize eşrefi mahluk ile temyiz etmiş diğer mahlukların üzerine. Ama şunu da söylemeden bizi dünya imtihan alanına göndermemiş. Eğer bu eşrefi mahlukun hakkını veremezseniz esfele safilin olursunuz demiş. Yani diğer yaratıkların da aşağısına inersiniz. İşte insan dünya hayatında eşref ile esfel arasında gidip gelecektir. Kıymetli dostlarım, Cenab-ı Allah bizi yarattığı gün kemal sıfatıyla yaratmıştır. Gözlerimiz, burnumuz, ağzımız, ellerimiz, kollarımız, boyumuz, posumuz, tüm azalarımız eşref sıfatı üzerine yaratılmıştır. Ama imtihan dünyası bu. Bazen insan geldiği dünya hayatından eksikliklerle ahirete göç eder. Bazen de dünya hayatına gelirken kendisinde olması gereken azaların bir kısmının olmamasıyla imtihan olur. Dolayısıyla halk arasında kaba ve bugün de kabul edemeyeceğimiz bir terkip olan sakat insanlar, ki daha sonra biz özürlü insanlar olarak kullandık. Fakat günümüzde özürlü kelimesinin dahi bir alay, bir alçaltma, bir hafife alma manası içerdiği için gelin hep beraber doğuştan bazı azaları eksik olan dostlarımıza, kardeşlerimize sadece engelli diyelim. Neyin engeli? Doğuştan gelen azaların olmama engeli değil, o azalarla yapılabilecek bazı işlerin ve davranışların yapılamaması anlamında bir engelden bahsediyoruz. Cenab-ı Allah o azayı vermemişse başka bir azaya o davranışı memur kılar ve gözün yapamadığını kulak yapar, kulağın yapamadığını göz yapar, elin yapamadığını ayak yapar. Dolayısıyla amaç burada hangi azanın hangi işi yaptığı değil, hangi davranışı, hangi sebeple, hangi niyetle yaptığımızdır. Kıymetli dostlarım, insanlar dünya hayatında birçok noksanlıklarla yaşarlar. Bazılarının noksanlıkları, bazılarının sıradanlığı olur. Yani bazı insanların her gün yapıp etmeleri, bazılarınsa bir ömür boyu yapıp edemeyecekleri arasında gelir. Allah Resulü bir gün insanlara İslam'ı tebliğ ederken yanına gelen biri onun kamisinden, gömleğinden hafifçe çeker, bakar ki ama biridir. Bu meşhur hadisede Peygamberimiz bu amaya döner, ona da tebliğ eder ama bu tebliği biraz gecikince hemen Cenab-ı Allah bir sure-i şerif indirir. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma ila ahiril ayet. Kıymetli dostlarım, o ama var ya, işte o ama gözünden, göz uzvundan eksik olduğunu düşündüğümüz o ama gün gelir, Medine'nin valisi olur. Gün gelir, en güvenilir sahabelerden biri olur. Gün gelir, ders halkasına yüzlerce talebesi katılır. Kıymetli dostlarım, bir şeyin eksikliği o insanın noksanlığı anlamına gelmez. Bir şeyin fazlalığı da o insanın iyiliği ve güvenilirliği anlamına gelmez. O halde vücut olarak, aza olarak engellilik insanın noksanlığı değil, sadece imtihanıdır. Buhari'de verilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü mealen diyor ki insanların en kötüsü, en şerli olanıdır. Dolayısıyla şerlilik yapılan davranışa göredir. Yoksa vücut azalarının eksikliğine göre değil.
Bir başka hadis-i şerifte, Hazreti Aişe'den gelen bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz, insanın elinden alınan iki şeyin kendisine imtihan için ahirette derecelendirileceğini bildirir. Yani dünyada senden alınan iki göz aslında senin ahiret için bir yatırımındır. Çok şiddetli bir imtihandır. Ama karşılığındaki hasenat da bir o kadar kıymetlidir. Kıymetli dostlarım, birçok hadisi şerifi bu konuda örnek verebiliriz. Hangi konuda? Engel ve özür konusunda. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Müslim bir kitabındaki bir hadisi şerifinde Ebu Hureyre'den bize şöyle bir rivayet gelmektedir. Bu rivayet aslında engel ve buna benzer konuların en üst çatısını oluşturur. Yani öyle bir ilke ortaya çıkar ki bu ilkeyle biz birçok şeyi ama birçok şeyi analiz etme imkanına sahip oluruz. Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah-u Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak ve ancak o sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir anda engelin, fazlalığın veya eksikliğin Allah katında sıfırlandığını, hiçbir şeyin görünür eksiklik veya görünür fazlalık üzerinden ahirette değerlendirilmeyeceğini, herkeste eşit olan kalbin ve insanın ürettiği amellerin Allah katında geçerli ve derecelendirileceğini bu genel ilkeden öğrenmiş oluyoruz. Kıymetli dostlarım, zaman gelecek, o güç kuvvet bizden düşecek. Zaman gelecek, o kartal bakışlarımızın feri sönecek. Zaman gelecek, o dik duran iskeletimiz eğilecek. Zaman gelecek, o taşı sıksak suyunu çıkardığımız ellerimiz pörsüyecek. Ve bütün azalarımız kemal olmasına rağmen, tamam olmasına rağmen onlardan istediğimiz gibi verim alamamaya başlayacağız. İşte o zaman bir engellinin hayatta neler çektiğini, hangi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve buna nasıl sabrettiğini tüm insanoğlu ihtiyarlık hayatında görecek. Kıymetli dostlarım, o gün gelmeden, Allah Resulü'nün hadisi şerifinde de olduğu gibi beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin derken, ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilin. Aslında burada her dinç insanın, her güçlü insanın bir zaman bu güçten ve dinçlikten düşeceğini, acziyet içerisine gireceğini, acziyet içerisinde yaşayacağını ve bundan kurtuluşun olmadığını belirtiyor. Dolayısıyla aslında hepimiz özürlü olacağız bu noktada. Hepimiz bir gün engelli olacağız. Velev ki tüm azalarımız yerinde olsun. İşin bir başka boyutu, engel derken, özür derken, eksiklik derken aslında görünür eksiklikten çok bahsediyoruz. Elin olmaması, ayağın topal olması, gözün kör olması bunlar eksikliğin neredeyse tamamını oluşturuyor. Halbuki ya gören gözlerin körlüğü, ya duyan kulakların sağırlığı, ya akletmeyen akılların zihinleri biz nerede yanlış yapıyoruz o zaman? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de summun, bukmun, umyun, fehum la yarcaun diyor. Onlar görmezler, gözler olduğu halde. Onlar duymazlar, kulakları olduğu halde. Onlar akletmezler, akılları olduğu halde. Çünkü onların nasibi, çünkü onların duyu organları kapalıdır. Belki de asıl engel, asıl özür, Cenab-ı Allah'ın onu eşref sıfatıyla tüm azalarını yaratmış olmasına rağmen onun bunlardan bir haber olup hakkını bu azaların verememesi ve adeta sanki o gözün hiç olmamış, o kulağın hiç kendisine verilmemiş gibi hakka karşı sağır, hidayete karşı kör olmasıdır. İşte insanların tamamı belki görünen bedensel engelden uzaktır ama eğer hidayet pınarından içmeyi
ar ederse, kendini hidayette gayretkeş insanların arasına sokmaz, hizmette bulunmazsa, o zaman insanların azaları tam olmasına rağmen onların özürlü olduğuna şahit oluruz. Peki bir de fazlalığı olan insanlar var. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelmiş. Biraz da yüzü düşük, kırgın bir şekilde demiş ki, ya Resulallah, şu zenginlere bak. Onlar şunu yapıyorlar, şunu yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, hacca gidiyorlar. Allah Resulü demiş ki, ya Ebu Zer, sen de bunları yapabiliyorsun. Ebu Zer Efendimiz hemen lafını tamamlamış. Ya Resulallah, ama onlar sadakada veriyor demiş. Çünkü onlar zengin. Çünkü onların fazlalığı var. Bizde olmayan onlarda var. Peki biz nasıl yetişeceğiz onları? Çünkü bizde yok onlar. Deyince Allah Resulü, ya Ebu Zer, sen de sadaka verebilirsin. Ama ya Resulallah, bende yok ki. Olur mu? Yoldan geçen insanların eza ve cefasından emin olunabilmesi için onlara engel olan o taşı oradan kaldırabilirsin. Bu da senin sadakandır. Eğer bir güçsüzü gördün, kudreti olmayan birini gördün, kendi gücünden ona verdin, onun olmaz işini oldurdun, onun yapılamayacak işini yapmışsan, bu da senin için bir sadakadır. Deyince Ebu Zer Efendimizin yüzü güler. Demek ki toplumumuzun içindeki engelliler veya özürlüler sadece kendileri için birer imtihan değildir. Geride kalan, vücut azaları tam olan insanlar için de bir imtihandır. Onlara yardım etmek, onların hayatını kolaylaştırmak, onların elinden tutmak ve dahası onlarla aynı toplum içinde yaşamanın onurunu, gururunu onlara aksettirmek en az onların imtihanı kadar önemlidir. Bir müminin tarifi diğer müminlerle bir tarağın dişleri gibi olmaksa, bir mümin bir binanın tuğlaları gibi biri olmazsa diğeri anlamını yitirecekse, bir mümin bir vücudun azaları gibi olup biri ağrıdığı zaman, biri acı duyduğu zaman diğeri de acı duyacaksa, o zaman velev ki bizde o eksik aza olmasın, velev ki iki gözümüz olsun, velev ki iki gözümüz, iki kulağımız olsun, ellerimiz, ayaklarımız sağlam olsun. O ki bizim toplumumuzda engelli insanlar var. O halde biz de onların engeliyle bu hayatı yaşamalarını kolaylaştırmalı. Onların gören gözü, tutan eli, duyan kulağı olmalıyız ki biz de onların imtihanına hem onlara kolaylık sağlamak hem de kendi imtihanımızı onların üzerinden görünür ve geçerli kılmaya çalışmalıyız. Kıymetli dostlarım, malum haliniz, görünen ibadetler insanın müminliğini ve imanını açığa çıkartır. Ama bir de insanın vicdan dediğimiz, dışarıdan bakıldığı zaman gözükmeyen ama aslında bütün amellerin motoru konumunda olan bir merhamet vardır, bir vicdan vardır. Vicdan öyle anlarda coşar ki bazen bir yetimi gördüğünde, bazen bir öksüzü gördüğünde, bazen bir mazlumu gördüğünde işte vicdan coşar. Merhamet pınarları artık bendine sığmaz olur. Artık bu merhamet pınarlarımızı bir engelliyi, bir özürlüyü gördüğümüz zaman da seddini açıp serbest bırakmalıyız ki onlarla bütünleşelim. Kim bilir, belki bugün sağlam olan bizlerin yarın o engelli özürlülerden bir tanesi olmayacağımızın garantisini de veremiyoruz. Veya evlatlarımızdan bir tanesinin veya torunlarımızdan bir tanesinin o grubun içinde olamayacağının garantisini veremiyoruz. Rabbim bizi engelli dediğimiz, özürlü dediğimiz bir takım vasıflardan, bir takım organlardan yoksun olan dostlarımızın haline değergam olarak anlamayı, onların imtihanına katkıda bulunmayı, onlarla aynı toplumda yaşamanın lezzetine varmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri onlara yardımcı kılsın. Rabbim bizleri onların işini kolaylaştıran, dünya hayatında
iman ve amel bütünlüğünü sağlamalarında yardımcı olanlardan eylesin. Gününüz ve geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm.